أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Bir asrı ve kendimizi tanıma adına bir mukaddeme yapayım külliyattan. Toplayarak asrı tanımla nefsi tanımlayan 23 tane madde var. Külliyatı tarayarak çıktı. Sonra bu nefsi pardon, nefsi tanımlayan asır ise asır hakkında neler diyor? Ondan sonra konuma geçeceğim. Asır. Taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş. Asrın özelliği bu. Bir tanesi bu. İki. Bir de okuyayım. Taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş. Böyle bir asır. İki. Maneviyattan yabanileşmiş bu asır. Bu asrın özelliği. Üç. Hasta ve gaddar ve bedbaht asır. Asrı nasıl tanımlıyor? Yani nerede, ne zaman yaşadığımızı bilirsek adımımızı öyle atarız. Bir de nefsi tanımlama yapacağız. Ona göre iş yapacaksın. Ona göre evlenirken tercih yapacaksın. Ona göre iş yaparken akit yapacaksın. Akit yapsan bile güvenmeyeceksin. Çünkü ustad 20 kişi, bu zamanda 20 kişiden bir kişiye bile, yani 20 kişiden bir kişiye güvenilir anlaşılıyor cümle akışında. 20 kişiden dahi bir kişiye güvenilmez. Yani hiç güvenilmesin öteki tarafı. Bir de okuyayım. Baştan alıyorum. Taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asır. Sözler. Maneviyattan yabanileşmiş bu asır. Kastamonu. Hasta ve gaddar ve bedbaht asır. Kastamonu. Muannit ve mülhit bir asır. Şualar. Bidat ve zulümat asrı. Barla. En karanlıklı bir asır. Adem Aleyhisselam'dan bu kıyamete kadar en karanlıklı asır yaşıyoruz. Bu karanlıklı asır, şualar, meş'um asır, Kastamonu, sisli asır, Barla, acip asır, Kastamonu, zulmetli asır, Barla, tehlikeli asır, Lemalar, gafil, maddi asır, Osmanlıca mektubat, fırtınalı ve ilhatlı asır, Emirda, benlik ve enaniyet asrı, Emirdağ, karanlıklı ve çok hastalıklı asır, Emirdağ, dehşetli ve zulümatlı ve nifakı kuvvetli asır, Emirdağ. Yaşadığımız asır. Şimdi biz kimiz? Yani üç ayırıyoruz yani benim nefsim, benim ruhum. Şimdi insanları tanıyalım ki insanlarda ne var ona göre adım atacağız. Mühendis misin, doktor musun, anne misin, babaz mısın, ticaretçi misin, esnaf mısın? Yani ikili ilişkilerde buna dikkat edilmesi için bunları okuyacağım şimdi. Karşındaki adam şu donanımları var. Ey mağrur nefsim. Nefsin yapısı mağrur. Ey tembel nefsim. Ey sersem nefsim. Ey gafil nefsim. Yani biz kendimize de, karşıdaki de öyle ya. Ey nadan nefsim, ey bedbaht nefsim, ey şikenperver nefsim, ey sabırsız nefsim, ey sersem nefsim. Risalede böyle geçiyor. Ey dünya perest nefsim, ey nefis perest nefsim, ey riyakar nefsim, ey namazdan hoşlanmayan nefsim, ey kör hissiyatın içine giren nefs emmare. Ey suyu vesveseden meyus nefsim. Ey şiddetli şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim. Ey gençliğinde gülmüş
şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Ey fedakarlıkta en geri kalmak isteyen nefsim. Ey fare meftun, şöhrete muptela, methe düşkün, hotbinlikte bihemta sersem nefsim. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile muptela bedbaht nefsim. Ey zevke muptela bedbaht kör hissiyat. 23 son. Ey ikinci nefse emmare hükmünde olan kör hissiyat diye içiyor. Şimdi tiryakilik görenek belasını okuyacağım. Medeniyet-i Hazire-i Garbiye, Garp medeniyetinden çıkan, saran bizi, semavi kanunu esaselere muhalif olarak hareket ettiği için dini dinlemiyor. Seyyiatı hasenatına, günahları sevaplarına, hataları zararları, faidelerine racik geldi. Yani Avrupa medeniyeti falan diyoruz ama bir kendisinden çıkmak bir dogmatik değil medeniyet. İnsanlığın bütününden eyleme dönüşmüş bir zemin. Mesela matematik Avrupa'dan çıkmadı ki. Fizik Avrupa'dan çıkmadı ki. Yani beşeriyetin ortak malının ne şulemasına zemin buldu orada. Yoksa Avrupa'nın malı değil. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Bununla alakalı bir arkadaş vardı. Burada mı Naci? Dünyada 20 tane bilim adamı denilirse, yani ister istemez sayacağın adamın yarısı Müslümandır. Kimya vesaire. İşte dolayısıyla fenomenlerin değil, orada zemin bulmuş. Endülüs İslam Devleti'nden tıp temelini almış Avrupa. Şimdi fakat öyle bir hale gelmiş ki, gördüğünüz, okuduğunuz gibi duvara bakın. Seyyiat hasenatına, günahları faydalarına. Yani niçin bunları okuyorum biliyor musun? Adım atarken nerede yaşıyoruz, ne yapıyoruz? Ona göre adım atmak lazım. Yani sanki Gülistan bir zemindeyiz diye atmamak lazım. Onun için okudum. Nefsi okudum, asrı okudum. Böyle bir insanlarla muhatapsın. Yani ya hocam eşimle, aşımla, işimle falan sıkıntı değil. Tabii okudum arkadaşım. Asır bu. Peki eşim aşımla sorunum var. Ya böyle bir nefisi var kardeşim. Sen nefsinle barışık mısın? Bak kaç tane, 23 tane madde okudum. Ey mağrur nefsim. Sana var, bende de, onda da var. Ey tembel nefsim. Ey sersem nefsim, gafil nefsim, nadam nefsim, nadan, bedbaht nefsim, şikenperver nefsim, sabırsız nefsim. Ondan sonra dünya perest nefsim, nefis perest nefsim, riyakar nefis. Yani yapıyı anlattık. Yani bunu uğraşmak için bir gün aldım. Yani insanı taşımış olduğu yapıyı tanımak için. Yani ona göre bina atacaksın yani. Toprak bu. Yani bu zeminden bu kadar çıkar kardeşim. Karadeniz'e gidiyorsun, pamuk ekiyorsun. Olmaz kardeşim. Abi Adana'da topraktı. O toprak da mı aynı hava değildi ya. Yani nerede ne çıkacağını bilerek adım atacaksın. Yani böyle bir yapıyla ortaklık kuruyorsun. %100 şey yok. Onun için zaten benim uydurmamla %60 ortak tarafınız varsa tamam. %100 nerede? Ben kendimle barışık değilim de başkasının nefsiyle nasıl barışık olacağım? Medeniyetteki maksudu hakiki olan istirahat umumi, medeniyette maksat neydi? Maksudu hakiki, insanların umumi bir istirahat. Değil mi? Ve saadeti hayat-ı dünyeviye bozuldu. Şimdi iyi dinleyin orayı, o sarıyı. Bilmem orada o kadar yansıdı mı? Yansıyor. O boyanmış. Evet. Okumadan önce bir çaksın şöyle, bismillah. Abdesti su içmeyiniz. Fakirin size tavsiyesi. İktisat kanaat yerine, iktisat yerine israf. Kanaat yerine sefaat. Say ve hizmet yerine tembellik, say yerine tembellik, hizmet yerine istirahat meyli galebe çaldığından
Yani insanın yapısı bu. Zemin bu. İktisat yerine israf. Kanaat yerine sefaet. Yani acayip böyle eğlenceler devamlı talep etmek. Çalışmak yerine tembellik. Yani iş yerindeki arkadaşın böyle, sen de öylesin. Ama sen aktif olmanın bir sebebi kendine özel katkı yapıyorsan. Hani mal satarken, bu da bizden. İki kalem de benden. İşte iki alana bir tane bedava gibi. Sen kendinde farklılık varsa sebebi biraz gayretli olduğundan. Yoksa bu böyledir. Sonra tembellik istirahat meyli galebe çaldığından bir çare beşeri hem gayet fakir hem gayet tembel eyledi. Nasıl fakir biliyor musunuz? Bizim bildiğimiz fakirlik değil. Mevcut doyurmaz olmuş. Kanaat yok. Minnettarlık yok. Minnettarlık olmayınca memnuniyet yok. Olmayınca da şükür yok, hamd yok, sadakat yok. Niye böyle yaptı diye Allah'a sorguluyoruz. Minnettarlık yok, minnettarlık. Varlık içinde kahtugala diye geçiyor varla 200, varla diyorum Kastamonu 232'de. Varlık içinde yokluk. Bakın şöyle elime bakın. Öyle bir hedefleri var ki, hedefimiz var ki, başkası değil bize. Öyle bir hedef var ki mevcut servete göre o hedef arasındaki mesafe ne kadarsa bizi o fakirlik derecemiz o. El kanaatü kenzun la yefta. Kanaat tükenmez bir hazinedir ya. Bakın bir daha söylüyorum. Hedef koyduğun yerle şu anda servetin arasındaki ara boşluğu senin fakirlik ölçündür. Belki de Koç ve Sapancı senden daha fakir. İnan bana. O var ya Hatem-i Tayyip çölde giderken dikenleri taşıyan bir adama denk geldi. Ondaki kanaatı görünce benden daha zengin dedi. Zenginlik servetin çokluğu değil, içsel doyumdur. Eğer doyumsuz bir kafa ve gönülse vallahi dünyayı versen aç işte. İşte firavunlar, nemrutlar, şedatlar, Yahudiler böyledir. Semavi Kur'an'ın kanun esasisi لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَا كُلُّوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا Ferman esasisiyle beşerin saadet hayatiyesi, bak beşerin, ya huzur kalmadı evde, kalmaz tabi bak, saadet hayatiyesi neye bağlıymış? Çok para getirmek, çok çalışmak, herkes işe gitsin, tamam mı? Kadın da gitsin. İşte isterseniz bebekleri de işe koyalım. Beşerin saadet hayatiyesi, İktisat ve say gayretli, iktisat ve sayı gayretli olduğunu. İktisat böyle değildir. Her şey hak o, ettiği şeye hakkını vermektir. Allah Resulü'nün sünneti odur. Onun dışındakiler ya israftır ya cimriliktir. Unutmayın. İktisat vasattır. İsraf nedir? İfrattır. Tefriti nedir? Cimriliktir. Nefse istediğimiz kadar bol bol veriyoruz. Hizmet mi varmış? Fakir fukara mı varmış? Dava mı varmış? Umurumuzda değil. Kim bu? Nasıl bir adam? Cimri adam. Tefrittedir. Her şeye kalombo, ne varsa ondan sonra dileniyor. Bu da ifrat. Arkadaşlar her duygunun ama, bak her duygunun ifrat, tefrit, vasatı var. Bu bir, yapı dışındaki yapı. Dimadaki yapılanma karşılığı, enfusteki kalp ve ruhtaki şey, bir de eylemdeki görüntüsü. Hep böyledir. Sadakatsız hayat küfre hizmet eder. Kıblesiz ilim dalalettir. İlmin kıblesi sadakattır. Burada da böyle bak. Beşerin saadet hayatiyesi iktisat. Yani sünnet-i seniye üzerine yaşamak. Say gayretli olduğunu, bu ille para kazanmakta değil. Yani psikoloji sorunlarının bir çözümü de doktor, teslimiyet,
Doktor, meşguliyet, gayret yani. Ve onunla beşerin havas, avam tabakası birbirleriyle barışabilir diye Risale-i Nur bu esası izaha binaen kısa bir iki nükte söyleyeceğim. Birincisi, en uzun paragraf bu paragraftır, ondan sonra kısa keseceğim. Birincisi, bedevilikte beşer 3-4 şeye muhtaç oluyordu. Bedevilikte beşer kaç şeye? 3-4 şey. Yeme, içme, giysi, barınma. Buna ne deniliyor hukuk lisanında, tıpta, şeye, fıkıhta? Hacat-ı zaruriye. Tamam. Bedevilikte beşer 3-4 şeye muhtaç oluyordu. O 3-4 hacatını tedarik etmeyen 10 adetten ancak ikisiydi. Yani yapamayanlar 2 tanesi ancak vardı. Şimdiki garp medeniyeti zalime-i hazırası, şimdiki zalim, hain, Avrupa'dan gelen esinti olan garp medeniyeti ne yapmış? Suistimalat ve israfat ve hevesat-ı tehic ve havaici gayri zaruriyi zaruri hacatlar hükmüne getirip görenek ve tirakilik cihetiyle şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 4 hacat yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor. 4 tane şeydi, o da lazım. Özür diliyorum. Affınıza sığınarak söyleyeceğim. O da lazım, o da lazım, bu da lazım, o da lazım. Oluyoruz lazımlık. Avrupa izlerimizi böyle yapıyorlar. Affınıza sığınıyorum, özür diliyorum. Ama böyle yapmışlar. Kanaat yok, durmak yok, el freni çekmek yok. Telefondan tut, elbiseye kadar. Hepimizde var. Derece derece hastalık. Bir kar dolabını aç, bak bakalım. Giyip de yıpratabileceğimiz gömlek ne kadar var yani. Bizden fazla yaşayacak gömleklerimiz var. Ama hala başka şeyin peşindeyiz. Mahvetmiş bizi. Bir de okuyorum. Şimdiki garp medeniyeti zalime-i hazırası. Suistimalat. Bu suistimalat ne olur? Malda mülkte anlamayın. Zamanda ve özel hayatta. Hele hele cinsellikte bu suistimalat insanların asrının en büyük belası ne? Psikoloji çok kötü değil mi? En büyük sebebi bu özel hayatın suistimalinden kaynaklanıyor. Size bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız ama. Lemalarda yerinde onu okuyayım kızmayasınız diye. Var. Abi bunları da niye anlatıyor? Ben anlatmayayım da ne yapacak, kim anlatacak ya? He? Ne yapayım? Beni manyak olarak bir tane deli çıkması lazım. Bir tane kafadan eksik çıkması lazım. Yoksa bunu birisi demesi lazım sevgili arkadaşlar. İnşallah cümleyi bakayım. İki yerde var. Kalı Mesnevi Nuriye'de. Bak okuyorum. Sayfa 198. Lemalar. Ben buradan okuyayım, nakletmeyeyim. Çünkü bana hücum etmeyin. Şuradan alayım. Nesne zafiyetine. Çocuklar var ya çocuklar. Böyle iyileşik, maddi ve manevi, karaktersiz, kimliksiz, böyle tuhaf, hemen basit hastalanan, yürüyemeyen, mızmız, geçimsiz, bir tuhaf yani. Yani şekilsiz bir şey nasıl oluyorsa bunlara şöyle diyor. Neslin zafiyetine nerede kaynaklanıyor bu? Ve sukutu kuvveti sebeptir. Yani insanların güçleri hem tefekkürü düşünme hem olaylara tahammül etme, sabretme gücümüz azalıyor. Sebebi neymiş? Bir sebebi. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil her birkaç günde kendini bir israfa mecbur eder. Onunla çocuk olur bu sefer. Ayda bir veya 20 günde bir ihtiyacı hakiki iken ne her birkaç günde kendini bir israfa mecbur hisseder. Ondan sonra o yapı seni taşıdığı için sen sende değilsin ki. Bu sefer ondan o çekirdekten ortaya çıkan nesil böyle bir tuhaf olmuş.
Bunu başka nerede merak edersiniz? Kalı Mesnevi Nuriye 527'de, orada da ayda bir diyor. Burada 20 günde diyor. Ayda bir, ama ben bunu ikisini de söylüyor. 20 gün ayda bir, ben 20'ye indiriyorum. Bir ayda veya 20 günde ihtiyacı fıtriye mukabil. Ne yapmış? Bizi, tabii tuhafınıza gidiyor. Abi 20 günde bir. İşte dedik ya, bu asıl belası. Televizyon muptelası, internet muptelası, iş yerinde rezil kepaze, tabii ne yapacaksın? O da senin elinde değil. Kendisini kurtarmaya çalışayım. Seni değil, kendimi kurtaracağım. Suistimalat. Suistimalat var ya bak. O, görüyor musunuz o cümleyi? Ben uydurmuyorum değil mi? Suistimalat, israfat ve hevesatı tehiç. Heveslerimizi aktif etmek adına. Hani biber mesela yemekte de öyle yapıyoruz. Niye biber yiyorsun? Abi iştah açılır. Sanki kapalı bir iştahımızla. Buna durdurmak için biber olsa yeter ki. Acayip bir şey. Çok yemek için biber yiyoruz ya. Ya kapatmak için yok mu bir biber? Tatlıyoruz abi. He? Tatlıyoruz. Ya keşke yesek. Yemiyorlar. Bu kadar derste de söylüyorum. Kimseye de yok. İlk önce sünnette meyve yemek var. Sonra tatlı var. Sonra yemek var. Yemeğin üzerine tatlı yerseniz yemeği altta bozar. Tıbb-ı Nebevi'de yazıyor. Ben uydurmuyorum. Nereden bileceğim ben bunu? Abi iştahı kesilir diyor. Yani yemekten önce kesilsin ya, ecdat kesilmesi için uğraşmış. Biz abi biberi yersen iştahın açılır. Zaten ondan sonra şey çıkmış karnımız dışarıya. Giriyoruz içeriye. 15 dakika bizden önce giriyor göbek. Adam bir bakıyorum. Haydi bekle bekle gelecek. 15 dakika bekliyorum. Adam bakayım kim gelecek diye. Kolunu sağla. Vallahi hepimiz derece derece bu asrın belasına vurmuş bize ya. Bak, suistimalat, israfat, hevesatı tehiç. Üstad anlatıyordu. Abinin bir tanesi gelmiş Üstad abiye, demiş ki, abi dedi ya, Allah Allah, ne oldu? Ya bizim hanım dedi ki bana, bey, eskide süpürge yok. Ben o dönemleri yaşadım. Şeyle. Makine yoktu ya. Çalı gibi şey. Sen diyor, evde makinen var. Dershanede çalıyla süpürüyorlar o şey çalı. Sen hiç ne biçim vurucusun ya demiş. Adam demiş ki, vay be. Ulan ne biçim hanım denk geldi bana, Allah nasip etti diyor. Ne kadar sevindi ya. Hakikaten sevinmez mi ya? Şuraya bak. Dershaneyi evden önce. Götür eve. Ne yapacağız evde? Ben idare ederim diyor. Maşallah. Maşallah değil mi? Harika bir kadın. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Altında bir çapan oğlu çıkacak diyorsun yani. Sonra birkaç gün sonra ya ne oldu? Ya ben öyle dedim ama hakikaten süpürge her taraf kirli. Tabaklar, çamaşırlar, yıkamak gerekiyordu ya. Ben bu kadar da çıkacağını toz bilmiyordum. Nasıl bilmiyorsun ki? Neyse. Ne yapalım? Yeni. Meğer yeni aldırmak istiyor da varken aldıramıyor. Onu def etmesi gerekiyor ki yeni alsın. Buna da maşallah yani. Bu da zekiymiş. Zekiymiş. Meğer eskiyi çıkartmanın yöntemiymiş. Niçin bunu söyledim? Hevesat-ı Teyç, televizyonda reklamını görmüş. 25. karede koymuşlar reklamın arkasına. Her reklamda var mı? Savcılıkla bunu söyledim. Nasıl? Ben bunun bedelini ödedim. Her reklamda var. Hele Coca-Cola'nın reklamında cinsellik var. Onu içen de cinsellik hatırlar. İçin istersen. Hevesat-ı Teyç ve havaycı gayri zaruri, zarur olmayan bir şeyi zarur hacatlar hükmüne getirip, yani hakikaten ihtiyaç yok. Yani bu olmasa da olur. Öyle bir hale getirmiş ki, camı açın arkadaşlar. Açtınız değil mi? Sanki ihtiyaçmış. Olmasa olmaz. Kesin olması lazım. Olur mu ya? Ben bir yere gittim cenaze evine. Daha önce de anlatmıştım. Çünkü bir daha anlatayım, o değer yanı anlatmaya. Şaşırdım ilk defa aslında. Avrupa'da bile görmedim. Tuvalette tam oturuyorsun orada. Baktım Allah Allah. Orada gazetelik ve kitaplık şeyi var, reyonu var. Ne okumak istersen. Bende manyaklık var herhalde, siz alıştınız böyle şeylere. Ben tuhafıma gitti. Allah Allah, bir şey okumak, bir şey düşünmek erva habisinin musallatından sebeptir.
Şeytan ne demişse inan aynen yapılıyor. Görenek ve tiryakilik cihetiyle. Olur mu onda var bizde yok ya. Olmaz ki. Görenek. Ondan sonra göre göre seyrede tiryaki olur. Kesin olmaz kardeşim, onsuz olur mu ya? Aa sigarası olur. Tövbe ya. Sanki Kur'ansız. Kur'ansız yola çıkar, sigarası çıkmaz. Abi ne var sigarada? Tamam, ben yapayım, siz yapın. Sigarayı koy ağzına. Koyduk. Bismillahirrahmanirrahim diye yakabilir misin? Besmele çekerek sigara yakabilen var mı? Besmele çekemediğin bir şeyi niye yakıyorsun? O seni yakar bu sefer. Besmele çekemediklerini yapma. Abdestsiz su içme, abdestsiz yemek yeme, abdestsiz yatağa girme. Hayaline ve tasavvurlarına sahip ol. Bunun olmasının sebebi bedava olmuyor, çevreni değiştir. Evet, radikal bir karar alacaksın sen, çevreni değiştireceksin. Yeni gelenler için söylüyorum. Vallahi eski çevrenle böyle bir hayatı arzulamak biraz hayal olsa gerek. Şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 4 hacatı yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor. O 20 hacatı tam helal bir tarzda tedarik edecek 20'den ancak ikisi olabilir. 18'i muhtaç hükmünde kalır. Yani 20 kişiden 18'i helal yolla nasıl elde edecek o 20 hacatı? Memursa, bir şey söyleyeceğim ama mantığınıza uymayacak. İmam Azam'a geliyor, diyor ki, efendim diyor, bu beldenin alimi sensiniz, fazılsınız. Kalpler üzerine tesiriniz var. Yani şimdiki tabirle patronun orada çalışıyorum. Patrona söyle, maaşımız yetmiyor demiş. Biraz zam yapsın. İmam Azam'ın mantığına bak. Demiş ki, maaşın yetmiyor mu? Yetmiyor efendim demiş. O zaman patronuna söyle, hani benim söylediğimi söyle. Maaşını bilmem bir miktar indirtmiş. Ya efendim, var olan yetmiyor. Sen beni dinle. O ki bana sordu. Ondan sonra gitmiş söylemiş, maaşını düşürmüş. Gene gelmiş öteki. Demiş efendim, gene yetmiyor demiş ya. Demiş ki biraz daha söylemiş. İndirmiş aşağıya. İndirince üçüncü ay gelmiş. Demiş ki inan yetiyor. Yetmemesin seni bir haram sokuyoruz. Haram. Maaşımızın içerisinde haram. Haram parayla, ekmekle kimse doymaz. Haramla doyulmuyormuş. Allah doyma duygusu vermiyor. Haram. Ya. Sizin selam da, yani bu meclisimizin dışında. Bizimle hiç alakası yok bu işin. Tamam. Sıkmıyorum değil mi sizi? Abi bir şey sorabilir miyim? Yani harcarken mi israfı harama verdiğimiz için mi, yoksa çalışırken? İmam Azam Efendimiz'den açıldığından cevap vereyim. Bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakınız diyor. Leylim leylim yere gitmişse leylim leylim gelmiştir. Anladınız? Ölçü o. Nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan nereye gittiğine bakın. Ben size bir kardeşiniz olarak, samimiyetim olarak, benim samimiyetimi bildiğiniz için söylüyorum. Size bir ticaret, harika bir ticaret yöntemi söyleyeyim. Üzerinize almayacaksınız ama. Hizmetin maddi külfetine kim ne kadar girmişse Allah onu maddi ve manevi abat etmiş. Huzur görmüş, huzur. Dün birisine denk geldim, belki de buradadır, bilmiyorum. Abi diyor, her ay 15 milyar, birisiyle de gitmiştik ya, kim vardı yanında? Sen vardın değil mi? X. 15 milyar her ay var dedi, gelirim. Gene borçluydum diyor, kart ödeyemiyorum. Şimdi iktisat ve kanaatla diyor, az bir gelir var diyor, aynen hiçbir borcum yok dedi. Öyle demedim. Ya. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş. Bir çağrı avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Kur'an'ın kanun esasısı olan vücub-u zekat, hürmet-i riba vasıtasıyla avamın havasa karşı itaatını ve havasın avama karşı şefkatini temin eden o kutsi kanunu bırakıp
burjuvaları zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbur etmiş, istirahat-ı beşeriyi zirüzeber etti. Bir mesele daha var, çok önemli. Burası neresi biliyor musunuz? İkinci emirden son mektup. Ustad ondan sonra vefat ediyor. Nur talebelerine, başlığını okuyayım. Umum Nur talebelerine Ustad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son dersti. Size şimdi Ustad sağ olsa bunu diyecekti. Şu anda okuyun. Bu mektup bak. Son. Son arkadaşlar. Oradan bir sayfa okuyorum. 242. Bir mesele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. Hükmü Kur'an'a göre. Hani kafayı şerife göre değil. Kur'an'ın hükmüne göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak. Yani ne yapalım kardeşim? Medeniyet dayattı bize. Hacat-ı zaruriye, yani ihtiyaç, zaruri ihtiyaç 4'ten 20'ye çıkmış. Niye? Niyesi şu. Tiryakilikle, görenekle, ihtiyatla hacat-ı gari zaruriye hacat-ı zaruri hükmüne geçmiş. Yani ihtiyaç değil iken, zaruri değilken zaruri hükmüne geçmiş. Tiryakilikle. Tiryakilik ne diyeceksiniz tiryakiliğe? Tiryakilik ne demek? Alışkanlık. Bağımlılık, alışkanlık. Buradan kimse yok mu? Terk edilemeyen alışkanlık. Terk edilemeyen. Esaret. He? Esaret. Çok he? Muptela. İçte olan, şöyle diyeyim. Mesela öfke, şehvet, gadab var ya. İçimizde mi? İçimizde. Bak. Onu düşünüyoruz. Hayal ediyoruz. Veya gadabiye veya şehvet veya his, haset gibi şey. Neyi hayal ediyorsan o içimizdeki balon gibi şişiyor, şişiyor, şişiyor. Çapımız içine alıyor. Balonun içine giriyoruz. Tiryakilik böyle bir şey. Seni içine almış. İçimin içine giriyorum. Bir de söylüyorum. İçimin içine giriyorum. Düşüncelerle aktif ediyoruz. Onun için doğru düşündüğün anda sen balonun içindesin. Korunaklısın. Ne olur ya kendini kötü hissettiğin anda de ki şu anda ben kötüyü düşünüyorum. Şimdi tirakilikle, görenekle. Oo onda var. Bizde yok. Olmaz ki. Görenekle, ihtiyatla yani alışkanlık adet edilmek. Hacat-ı gayr-ı zaruriye, zarur olmayan bir şeyi, hacat-ı zarur hükmüne geçmiş. Ahirette, ahirete iman ettiği halde, zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Bazı insanı. Ve Allah Resulü'nün tabiriyle bütün insanlar delidir. Şualarda geçiyor. Delilik derece derecedir diyor. Nedir o? Allah'a ve ahirete iman ettiği halde severek, bilerek günah işler. Küllü nâsi mecnûnun alâ kaderil hava ihtilâfi cunûn diye geçiyor. Onun için şu ara. İhtilaflıdır cunûn. Derece derecedir. Allah bizi muhafaza etsin ya. Arkadaşlar. Ondan sonra kastam Mesnevi'nin 126'yı açabilir misin sevgili kardeş? Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler. Ne acayip bir şey. Ağrıma gidiyor vallahi ya. Ben de uyanık zannediyorum. Murat Dursun'a ne yazmış ne yazmış? Hatırıma geldi. Adını ne yazmış? Kendisi tanımlamak ki plakasını bir kardeş şöyle yazmış. Plaka. 34 vesaire yazıyor ya adam araban plaka. Kendi plakası şöyle. Uyuyor, ölünce uyanacak. Plakası. Öyle mi? Uykudayken kendilerini ayık zannedenler. He? Umuru diniyede, yani din işlerinde musamaha ile sanki dinin sahibi sensin. Olur olur. Musamaha veya teşebbühle, onlara benzemekle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvassalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz.
Biz gavur olamayız. Belki o bir derece hayattan lezzet alabilir çünkü fetret değil. Sen uyanmışsın, biliyorsun bu işi. Mümkün değil, sen yapamazsın. İstesen de bak, aynı şeyi yapın Alman'la sen, Rus'la sen. O belki de ciddi bir lezzet alır ondan, sen alamazsın. O günahtan sonra da belki de hiç vicdani de lezzet almaz çünkü öyle bir şeysi yok. Sen ölünceye kadar İmam-ı Ömer radıyallahu anh dediği gibi 10 dakika günah için 10 senede tövbe ettirir, vicdan azabı çekersin. 10 sene affedileceği de meçhul. Hani var ya 10 dakika işlediğimiz günahı, 10 senede mi uğraşıyoruz, ya Rabbi affet, ya Rabbi affet. Affedildiğimizi de bilmiyoruz yani. Başka? Sözleri 174. Burası insanı öldüren bir yer. Diyeceksin ki nasıl, inan hakikaten insan dalalete ve gaflete nasıl düşüyor? 174 müydü? Bak bu çok antika bir yer, Allah denk getirdi. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet. Dalaletten geliyormuş cehalet. Neymiş alt veri tabanı? Ve zındık kadar neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle. Ya, ne acayip bir şey. Görüyor musunuz? Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet. Çünkü İmam Gazali diyor ki, cehaletini bilmek ilmin mukaddemesidir. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet, yani cehalet bilmemek değil, bilmediğini bilmez. O bilgisi bile küfrüne hizmet etmiş oluyor. Mesela adam tıbbı okumuş, mimarlığı okumuş, Allah'ı inkar ediyor. Çünkü kıblesiz bir ilim. Cehil-i mürekkep deniliyor işte buna. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındık kadar neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle. Allah Allah. Başka bir yer vardı. Ya Rabbi muhafaza et. Tamam. Şimdi diğerine geçiyoruz. Onun 142'yi açar mısın? Lemalar. Lemalar 142. Rızkı mecazidir ki suistimalat ile hacat-ı gayri zaruriye hacat-ı zaruri hükmüne geçip şu belaya bakın. Görenek belası ile tiryaki olun. Bela bu. Yani bir insana Allah belanı versin diyeceğine deme de görenek belası olasın. Deme de yani. Görenek belası. Onda var ama bende yok ya. Olur mu? Hele hele hanımlar daha hissidir. Hissidir. Hissi oldukları için duygusaldırlar. Görmeye çok düşkündürler. Yani görüntüye. Erkeğin bir kulağını sar, kadının bir gözün kör edeceksin, hayat mutlu olur. Her şeyi görmemesi lazım. Erkek de her şeyi duymaması lazım. Erkek işitseldir. Kadın görseldir. Şimdi diyecekler ya kör ettiğimiz, biz de sağır ettik ya erkekleri. Evet arkadaşlar. Görenek belası ile tiraki olup terk edemiyor. Terk edemiyoruz. Edemiyoruz ha. Haramları haramları. Helalde helalden bahsetmiyoruz ya. Ya şu televizyonun zıkkını açmadan bir gün duramıyoruz. Ya bir gün ya. Bir gün ya. Bir gün Allah için bir dur ya. Bir defa. Niçin? Görenek belasıyla tiraki olup terk edemiyor. Biliyoruz ki oradan enkaz gelecek. Kanalizasyon akacak. Kanalizasyon akıyor. Kanalizasyon. Kızacaksınız. Ne yapayım kızacaksınız? Kastamonu 105'i açar mısın abisi? Evet. Hayat-ı dünyevinin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şeriye var. Tabi geçen haftaki derse göre bu hafta biz sakin geçiyor haliniz. Evet. Geçen hafta Eptan abi neyse aşağı şey yapalım dedik de biraz böyle doğrulama yöntemlerimizi sağlam oturtalım diye bu hafta bunu yaptık. Yani
Hep onu yaptın mı? Olmuyor. O zaman bulutların üstündesin. Aşağıda neler oluyor bilmiyoruz. Hava boşluğu var aşağıda. Hava boşluğu var. Boşluğu alıyor bu. Yani doğru adam atmak lazım arkadaşlar. Sen sözleri uçuyor, kaçıyor olsa, bak Muhittin Arabi değil mi? Uçtu, kaçtı. Zahiri şeriata sadakatı yapamadı tam. Tak, Cenab-ı Hak beşerin eliyle burada da tokatladı. Konevi Hazretleri gelemedi. Sadakat çok acayip bir şey. İşte bu yani. Bakın, bak size göstereyim şu. Tek tek kelime. Bak, böyle çalışılarak. Çünkü sadakat olmadan bu dünyada yürüyemeyiz. Ne, niçin doğrudur? Nereden bileceğiz? Bak koca koca abi dediğimiz, hoca dediğimiz büyük büyük adamlar son hadiselerde nasıl battı gitti? Nasıl battı biliyor musunuz? Sadakatın ifratı ilim ile olur. Cerbeze. Sadakatın tefriti cehaletle oluyor. Şimdi çok acayip bir şey. Koca koca adam külliyata bilebilir. Sadakat olmadığından veya layıkayı öne çıkartmadığından battı gitti. Ne yaptı biliyor musunuz? Gitti küfüre destek oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ben 206 emirden de söyleyeyim. Hem teneffüs ettireyim. Bak külliyat ne demek? Ustad şu parmağını şuraya koydu. Cumhuriyet Halk Partisi buraya geçmesin. Çünkü azami şer diyor. Ehven-i şer değil. Bunu durduracak bu da şer. Ama ehven-i şer. Sebebi şu, ben araştırdım da, azami şerle ehven-i şer şu, bu imanı yok etmek faaliyeti olduğu için, bu da dünya menfaatini takip ettiği için. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir rejim gelmedi ve gelmeyecek. Bu rejimin siyasileşmiş bir halıdır. Şimdi burada oynatmayacaksın bunu. Bunu durduracak ama şer, ama bu azami şer. Bu ehven-i şer. Bunu durduracak onu karşıtı. Bu taraftan. Ama burada çok faziletli insan gruplar var. Gruplar var. Hayır onu durduramıyor bu. O zaman onu durduracak yerde değilsen hangi hayırlı zannettiğin yerde olursan ol bunun yanındasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanındasın. Otomatik olarak. Ve küfre hizmet etmiş oldun. وَلَا تَرْكَنُ اُلَلَّذِينَ زَلَمُوا فَتِمَا سَكُمُنَّا Yani bak seçim yok. Bitti geçti. Niye söylüyorum bak. Ölçüsüzlük nasıl bak ne yaptı. Nasıl nikahın imanın gitti bak seyredin. Mektubatta diyor ki değil küfrün yanında olmak. Değil taraftar olmak. Meyletmek bile Allah cehennemiyle tehdit ediyor. Sen kafayı şerifini sokma. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musun? Bunu bizim işi bilen güya abi şunu burada unutuyor. Bunu eleştirmesi topluma ustadımız böyle diyor. 206 Emirda 2'de diyor ki bu millet ihtiyarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni başa geçirmeyecek. Ben diyor vatan için, İslamiyet için, millet için ben diyor bunun gelmemesi için koruyorum. Yani bu faziletlidir, uçuyor, kaçıyor diye değil. Bu imana hücum ediyor. Bu imana hücum ediyor, bu senin menfaatına. Bunun için koruyor. Şimdi adam, o abi dediğimiz adam bunu unutuyor. Ya bunu şöyle yaptı, böyle yaptı, görmüyorsun Selam diyerek insanların buna karşı nazarını, buna karşıt olduğunu, nazarını yok ediyor. Otomatik olarak bunu eleştirdiğin anda otomatik buna destek vermiş oluyorsun. Bunu durduracak yerde değilsen, nerede olursan ol bunun yanındasın. Bak ne oldu? Valla terkeno hemen gitti. Bilerek yaptığın için imanın gidiyor. Benim elimde olsaydı var ya tefrittekileri de gittiğini söyleyecektim. Ustad mahkematta diyor ki ifrat etmek ilim ile olur. Cehaletle değil. Çünkü ifrat cerbeze ile olur. Adam bunu unutturuyor. Ama çalıp çırpıyor abi. Ben sana daha fazlasını söyleyeyim canım. Zübeyir abi Şeyhülislam seçmiyoruz demiş. Zübeyir abinin sözüdür o. Alim, fazil, evliya seçmiyoruz. Bizim takdir ettiğimiz parti yok. Tercih ettiğimiz var. Bu adam, bu parti parti değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş gelecek en şer adam ve sistem. Eğer o
o başa gelirse diyor, o partinin namı altında diyor komünistik kuvvet bulacak diyor. İkinci Mirdan. Ha diyelim ki ben yanlış düşünüyorum şu anda. Bana kabirde sordukta vallahi kitapta böyle yazıyordu. Ey Cerbezi'den sen ne diyeceksin? Bak şimdi bunu kaçırdı. Sadakat ne demek diye anlatıyorum. Sadakatın ifratı var, vasatı var, tefriti var. Birileri de çıkmış. Toplumun bu karmaşa döneminde istikametli doğru düşünmesi için malzeme veriyoruz. Külliyattakini anlatıyoruz. Ne diyor biliyor musun bazılarında? Ya sadakata bak. Abi, bütün abiler siyasete girmiş. Siyasete girmiş diyerek bu tür böyle topluma yön gösterecek mektupların da zamanı geldiği halde çıkartmamak tefrittir. Bu da ahmak. Bunun adı ahmak. Çünkü cehalet de oluyor. Bu ifrat ise ilim öyle olur. İfrat yapan özür yoktur diyor usta. Hatırladınız mı akşam? Dolayısıyla küfre hizmet ettiği için, küfrün yanında olduğundan dolayı aynı onun gibidir. İmanı gider, imanla alakalı her şey gitti. Ya olur, olmazsın kardeşim devam et. İman gitti, imanla alakalı nikah da gitti, her şey gitti. İmanla ne alakalı vardıysa bak, iman sebebiyle olan her şey yok oldu. Yeniden kurması lazım. Ustad zamanında demokratın yanında İttihad İslam Partisi vardı. İttihad İslam Partisi'ne verilmez diyor. Bak çünkü onu durduracak bir işte değil. Adam bunu duyuyor, bunu söylüyorsun. Ustada niye kanaat etmiyorsun? Bunu geçirmeyecek güç. Sen böyle yapıyor, ekonomi şöyle gidiyor böyle. Ana ekonomi, biz bu dünya ekonomiyi düzeltmeye mi geldik? İmanımızı kurun. Bu gelmeyecek arkadaş. Diğer yorumların bana lazım değil. Ustad dedi ki bu gelmemesi lazım. Hizmeti zaten biz yapacağız, onlar değil. Niçin şey yapıyorum? Bakın, ifrat edince nasıl şarap olabilir? Ne oldu bilerek bunu duydun halde yaptınsa imanını tazelemen lazım. Kardeşin olarak söylüyorum. İmanla alakalı neyin vardıysa nikahın hepsini tazeleyeceksin. Peki iman gitti, tekrar iman yaptık. Eskisi gibi misin? Çoğu ehli sünnet ve cemaat ulemanın alimlere göre iman gitse, tekrar iman gelse sevap ne olur? Sevaplar geri gelmez diyor. Bütün sevapların sıfırlandı. Yeniden başlayacaksın. Sadakatsızlığın bedeli işte. Ulema İslam'ın şeyi. Tutmuş buna vermemiş, bitmiş. Saadet'e şuna buna vermiş. Tak, bunun yanındasın. Aynı, hiç farkın yok. Çünkü bunu durduracak işte burasıydı. İşte laika okumasan ya ifrattasın ya tefritte. Ben burada neyi vurgulamak istiyorum? Laikasız yürüyemezsin. Bu çetrefilli bir hayatta, süfyanetin, münafıkların cirit attığı bir dönemde yürüyemezsin. Ben kişileri ve cemaatleri nazara vermiyorum. Külliyatta laika. Adama diyorlar ki, abi ilk ders yaptın imani ders. İkinci imani ders yaptın. Vallahi söylediler, billahi söylediler. Ben uydurmuyorum yoksa 3 gün oruç tutmam lazım. Bunun üzerine yemin ederim yani. Abi bir imani ders yaptın, 2 imani ders yaptın, 3'üm bir de laika dersini yap. Dedikleri zaman demiş ki, laika dersi yapınca ihtilaf çıkıyor diyor. İhtilafımızın sebebidir diyor laika. Niçin? Ben soruyorum. Laik olmasa ne olur? At arkaya. Ben varım. Olmaz. Yapın. Orası. Ama bu öne çıkarsan, burada böyle yazıyor diyecek. Laikayı niye öne çıkarmıyor? Çünkü kendisini öne çıkartıyor. Abicilik kimler yapar? Rüştü abinin mantığı bu, o öğretmişti. Abinin yanında abicilik yapanlar abicilik yapar. Bizim abi Kastamonu abisi var. Sözler abimiz var. Sadakatla. Biz abilerimize hürmet etmeyeceğiz değil mi? Ölçüyü buradan alacağız. Benden değil. Ben buna ne kadar uyuyorsam bana itimat edin. Ama ben buna uymuyorsam hakkım olsun kimse bana uymasın. Ben ahirette de mesuliyet de almam. Bana sorun arkadaş bak derste bunu söyledin nerede geçiyor göster. Bana uymayın çünkü benim ne cennetim var ne cehennemim. Ama bu kadar nasıl emin konuşuyorsun bu ciddi bir mesele. Ustad böyle demiş. Benim kafam çalışmaz. Demiş bitmiş. Böyle. Ölçü böyle getirmiş. Sadakatı oldu mu çok rahatsın. Mesela git, bana soru soracaklar. Ya Rabbi gitmediyse ona sor.
Böyle yap. Bak ne kadar rahat ya. Evet, hayat-ı dünyevinin muhafazası için arkadaşlar niye anlattım diyeceksiniz ki niye böyle abi girdi, ne alakası var? Sadakatsız dev adamlar bile, koca koca adamlar bile yuvarlanıyor. Sadakat farz. Nurculukta farz. Ehl-i sünnet vel cemaatta sahabelerin en büyük kim? Hazreti Ali miydi? Ne özelliği vardı? Sadakat. Sahabelerin imtihanı neydi? Hadi gözünü sevdiğim canım kardeşlerim onu söyleyin. Sahabeleri acımasız elekten geçiren bir imtihan sebebi vardı. Miraç'tı. Canım kardeşim tebrik ediyorum. Miraç'tı. Acımasız bir imtihan. Yani buradan uçakla gidiyoruz onu. O zaman düşün deveyle gidildiği dönem, at ile gidildiği dönemde adamın bir tanesi aleyhissalatü vesselam öyle değil. Ben gittim geldim, Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e gittim. Gittim, geldim, ona yetmiyor daha. Alemlere gittim, geldi inan ha. Daha yeni iman etmiştim ben bu adama. Daha dün iman etmiştim. Ne? Benim imanım yetmez ki bunu kabullenmeye. Dün bir hafta önce iman ettim. Ne olur kendinizi koyar mısın sahabe yerine? 3 gün önce iman etmiştim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Yeni öğrenmiş. Bu şimdi diyor ki Mescid-i Aksa'ya gittim. Oysa ben geçen sene bir ayda gittim, bir ayda geldim. Bu adam nasıl gidecek ya bu elbiselerle? Ulan bir uçsa bile gömlek yırtılır ya. Rüzgar yırtar. Nasıl iman etsin şimdi? İşte sahabeyi düşünün. Onun için çok büyüktür ya. Sen de kardeşim layıkalarla imtihan oluyorsun. Ne olur teslim ol ya. Sen de ne istiyor? Para mı istiyor? Teslim ol. Rahat et ya. İtaat et, rahat et. Onun için söylüyorum, senin için söylüyorum. Oysa ben bunları söylemem. Kendimi riske atıyorum. Adam bir tanesi de diyor ki, Güyanurcu, fark etmez diyor. Buyla bu hiç fark etmez. Hangisini verirseniz verin diyor. İçe üçü eşittir diyor. Ehven işlerle azam işler eşittir diyor. Bizzat ben yazısı değil mi? Bak bu da hoca yani. F-25. Amerika'yı aktif eder. F-16'ydı. 25 daha büyük. Amerika ve Türk dünyayı aktif etmiş. F-25. Bak fark etmez diyor bizzat ben şey okudum. Yani ha bu hiç fark etmez diyor. Ustad diyor hayır bu gelmemesi lazım diyor. Bediüzzaman böyle diyor. Adam birisi de böyle diyor. Sen Bediüzzaman tercih. Ki siciline bak. Ezanları yok eden, ahiret çeviren camileri. İnşallah onu diyen mezarda fark etmez bundan sonra. Hayatında fark etmez. Onlar hiç önemli değil. Başlar değil de ne olur alttakiler uyansın. Benim bu sözüm onları çok rahatsız edeceklerini, beni hedefe koyacaklarını bilerek söylüyorum. Niçin söylüyorum? Senin için. Uyanman için söylüyorum. Ben de aldanmıştım diyor ustam. Allah Resulüne de Allah diyor. Ben sana demeseydim sen dahi bilemeyecektin diyor ayette. Tamam. Sevgili kardeşler, ben kim birilerine düşman değilim. İmanınız korunsun yeter. Hayat-ı dünyevinin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şeriye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsa yoktur. Ya ne yapalım zaruret var. Okuyor musunuz orada? Bak. Ne oldu? Efendim? Ama daha çıkmadı. Zaruret derecesine ruhsat-ı şeriye yoktur. Halbuki bu asır o damar insanı o derece şirinka etmiş ki. Bak ne yapmış, bak bizi ne yapmış. Bak aynı biraz önce konuştuğuma da girer. O damar insanı o derece şirinka etmiş ki küçük bir ihtiyaç. Dünyevi ihtiyaç ha. Ve adi bir zararı dünyevi yüzünden, adi derken sıradan bir şey, elmas gibi umuru dini terk eder. Din işlerini terk ediyor. En basit bir sebeple. Mesela şu gömleği satayım, şu paketi vereyim, şunu yapayım diye adam namazı terk ediyor. Ya namazı bu kadar terk ettin, Allah rızkını kesmedi de. Namaz kılınca mı senin Allah rızkını kesecek? He? Ey dükkan tezgahta veya işte şurada burada çalışan. Ama
seyahat edenlere, zor durumda kalanlara, ameliyata giren doktorlara demiştik zaten. Zaruret olduğu zaman mezhepler arası taklit edebiliyorsunuz namaz için. Hanbeli mezhebi, cem ve tehir. Öğleni kılamıyorsan ikindiyi tehir edersin. Baktın ki ikindiyi kılamayacaksın, öğleni kıl. Hem de kaza değil. Onu Nur dersinde anlatmışım. Ameliyata giren doktor olur, işe, uçak veya zor durumda olanlara cem ve tehir. Akşamı yatsıya, yatsıya akşama. Öğleyini ikindiye, ikindiye öğleyin. Nasıl yapacağınızı Nur dersinde fıkıh diye bir ders var galiba. Orada hele yurt dışında olanlara, fabrikada çalışanlara o şey yapıyor. Yani basit bir şeyle tercih etmeyeceksin yani. Çıkış yolları da var. Peki. 109'da var ama uzun artık. Sizi sıkmak istemiyorum. Düz okuyup geçeyim ama. Bu acip asrın hayat-ı dünyevi ağırlaştırması ve yaşamak şeraitin ağırlatması ve çok etmesi. O kadar acayip malzeme ihtiyaç önümüze koydu ki hacat-ı gayr-ı zaruriyeyi görenekle, tiryaki ve müptela etmekle hacat-ı zaruri derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakit en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Onunla hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviye karşı ya set çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Bu acip asın hayat-ı dünyeviye ağırlaştırması çok lazım bize arkadaşlar yani. Acil kan gibi. Tepecikteki bir abi şöyle diyor. Nursilin diyor bunlar. Ne demek Nursilin? Nursilin doktor burada biliyor. Hap diyor adam çok zor durumda. Ölecek. Hap alacaksın, mideden geçecek, bağırsaktan önce bilmem ne, ooo çok uzun. Damardan hemen vereceksin diyor. Damardan verilene silin diye bitiyormuş galiba değil mi doktorum? Böyle serum menumlar. Penisilin. Penisilin, lin diye bitiyor, biliyor ya. Risale-i Nur'a da nur silin diyor. Yani o sindirim sistemiyle uğraşmıyor. Direkt damar diyor. Nur silin. Taze kan gibi. Bak hakikaten öyle değil mi? Bu acip asrın hayat-ı dünyeviye ağırlaştırması ve yaşamak şeraitini ağırlatması ve çok etmesi. Çok ediyor. O kadar ihtiyaç yapmış ki. Hacat-ı gayri zaruri, yani ciddi zaruri olmayanı görenekle, tiryaki ve muptela etmekle, muptela olmuşuz. Hacat-ı zaruri derecesine getirmesiyle. Hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Gaye ha? Onunla hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviye karşı yaset çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Yani ilk önce dünya, sonra da dünya, üçüncüsü dünyamıza yardım eden din. Çünkü dinde lazım, niye? Şimdi bela ve musibet olunca nerede teselli olacağız? Cenazelerimize teselli olacak. Onun için dünyamızı güzel yaşamamıza vesile olan din. İlk önce dünya, sonra dünya. Sonra dünyamıza yardım eden din. Ne diyor? İkinci, üçüncü derecede bırakır. Bu hatanın cezası olarak öyle dehşetli bir tokat yedi ki dünyayı başına cehennem eyledi. Herkes 10 kişiden 8'i sokakta tutun, sıkıntısı var. Panik, can sıkıntısı, buhran, bunalım, depresyon. Keşke ben uydursaydım da böyle olmasaydı. Peki. Biraz uzattım, özür dilerim, kusurumuza bakmayın. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs salavât.